Herkese merhaba. Bugün dağları tepeleri aşmak. Madonna dinlersiniz. Yani çok güzel bir güzel bir dağla dinlersiniz. Çok teşekkür ederim. Özürleriniz. Herkese merhaba. Bugün dağları tepeleri aşmış, ülkemiz için çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Nasuh Mahruki. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bizi bu güzel yerinizde ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizim için zevk. Teşekkürler. Yani gerçekten bir asır, hani bir ömür çok güzel. Yani şeyleriniz, o plaketleriniz, ödülleriniz. Vallahi biriktirdik, sakladık, koruduk. Hani bunları alması bir iş, evet. Saklayıp koruması ayrı bir iş. O yüzden sakladığım için çok memnunum. Çünkü bunlar kaybolsa kaybolurdu yani. Bir daha da bulunmazdı, geri de gelmez. Benim babam Türk Numizmatik Derneği Başkanı, Para Koleksiyoncuları Derneği Başkanı. Koleksiyoner. Dolayısıyla biriktirmenin, saklamanın, korumanın hani bugün bir şey değerliyse yarın daha da değerli olacak kavramını çok erken yaşlarda öğrendiğim için ben de sakladım her şeyimi. Bir de, çok önemli ama ya. Bir şeyleri saklayıp tabii, tabii. Korumanın. Bir de bir avantajımız var tabii. Hiç taşınmadık biz. Yani ben büyük babamın yaptığı bir evde yaşıyorum şu anda. 60 yıllık bir ev bu. Ben de torun geldim bu eve. Dolayısıyla hiç taşınmadık da ben doğduğumdan beri. İlkokul defterlerim bile bir yerlerde duruyor yani. Bu çok değerli. Evet ya. Her şeyi sakladığımız çok, evet. İçin o zaman insan aslında çocukluğundan kopmuyor. Benim en hani kendimde gördüğüm çocukluk insanın ana vatanıdır der. Kesinlikle. Doğan Cüceloğlu. Evet. Orada tabii insan çok daha kendisi, çok daha hani etrafındaki o bir sürü şeyden örselenmemiş, daha duru bir hali var çocukların. Ondan ne kadar koparsak, uzaklaşırsak tabii o duru halimizden de o kadar uzaklaşıyoruz. Benim bir şansım hem doğaya çok düşkün olduğum için, hayvanlarla aram çok iyi olduğu için, çok doğada da tabii insan kendi özüne yakınlaşıyor. Bir de çocukluktan kopmamak lazım. İşte bu evde sayesinde de çocukluktan da kopmadım. Bütün çocukluk anılarım burada yani. Bu sokakta, bu mahallede, bu tarafta neticede. Onun bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Tabii doğal olarak çocuklarınız da o değerleri ve kültürleri olarak sizin geçmişinizi koklayarak, hissederek büyüyorlar. O da çok değerli bence. Elbette öyle. Yani sonuçta eve bir girseniz içeriye işte babamın, büyük babamın, onun babasının, onun babasının, onun babasının fotoğrafları, resimleri var yani. O tabii o hani bir kökleri olma farkındalığının getirdiği bir evet bir hani sahip çıkma, fark etme, daha yakından tanıma gibi bir özelliği de var. Peki Nasuh Bey nasıl bir çocukluk geçirdi? Bak bu çok önemli biliyor musunuz? Çünkü sizin hani geçmişinize baktığımızda aldığınız ödüller, dağcılık, Türkiye'nin ilk çünkü dağa tırmanan yüksek irtifada yani 8000'lik ilk yani tırmanış yapan Everest tepesi. Yani bu çok önemli. Yani bu bence çocukluktan gelen bir azim ve nasıl desem size güç mü diyeyim, özveri mi, özgüven mi? Yani derler de bir insan 7'sinde neyse 70'inde de olur, insanın karakteri değişmez yani. Evet. Gelişir ama değişmez. Ben çocukken de böyleydim yani. Çocukken de çok atılgan bir karaktere sahiptim. Çok böyle meraklıydım, ilgiliydim, riske girerdim, cesaretliydim. Yani üniversitede bunu çok daha derli toplu bir amaca, sporda ve doğa sporlarına döndürme fırsatı yakaladım bu enerjimi. Bana da çok iyi geldi. Çünkü zaten doğayla hayvanlara çok ilgiliydim oldum olası. Doğada spor, vay dedim çok karizmatik bir şey. Başladım işte dağcılık, mağaracılık, yamaç barıştı, dalış, bisiklet, sonra yelken, motosiklet falan böyle. Birçok sporla uğraştım. Kısmen hala böyle hani o dozlarda değil tabii. Profesyonel sporcuydum çünkü ben. O dozlarda değil ama yine de böyle hayatımda kısmen tutuyorum daha hani kolay şeyleri, normal hani günlük şeyleri. Peki disiplin gerektiriyor. Sporculuk disiplin gerektiriyor. Elbette. Bu çocukluktan mı kazanılıyor? Şu anda birazcık böyle sizinle bunları konuşmak istiyorum. Çünkü iki tane çok güzel çocuğunuz var. Allah başlasın herkesinkine. İnşallah. Ve bu gerçekten bazı değerleri artık kaybediyoruz yavaş yavaş baktığınız zaman. Bu disiplin nasıl oturdu? Yani aileden gelen bir şey mi? Tabii biraz insanın kendisiyle alakalı olacak bir şey de. Ama biraz da yönlendirmeyle mi alakalı? Kurallarla mı alakalı? Valla disiplin tabii sadece kuralla alakalı bir konu değil. Disiplin insanın kendisine sınır çekmesiyle alakalı bir şey. Kendi nefsini terbiye etmesiyle alakalı bir şey. İsteklerini ve arzularını kontrol edebilmesiyle alakalı bir şey. O yüzden çocuk yaşta
insanlara verilmesi gereken bir kavram, bir kültür bu. Çünkü hatta bugün şunu yapmışlar, denemesini yapmışlar. Çocukları, birer grup çocuğa böyle almışlar karşılarına. Demişler ki bak burada bir tane çikolata var. İstersen şu anda senin bu. Ama eğer sabredersen akşama kadar iki tane çikolatan olacak. Sabredip iki tane çikolata için akşamı bekleyenlerin, sonra ileride de izlemişler hayatlarını, çoğunluğu başarılı olmuş. Ama hayır ben bir çikolata alacağım şimdi diyenlerin çoğunluğu da başarısız olmuş. Yani hayat biraz aslında hesap yapma, muhakeme yapma. Yani tabii ki herkes homo economicus denir ya insan için. Herkes tabii ki kendi çıkarının peşinde bir tarafta. Ama kendi çıkarını bile düşünürken uzun vadeli hesap yapabilmeyi öğrenmesi lazım. Bir çikolata çok cazip gözüküyor ve orada hemen şu anda açsam şak şakır şukur yiyeceğim bunu. Ama sabretsem iki tane yiyeceğim. Bu farkı öğrenebilmesi çocuğun önemli bir şey. Ondan sonra da tabii ki kendi hayattaki tutkuları, beklentileri, yaşam hedefleriyle alakalı hayatını tasarlaması gerekir. Şimdi ben, hayalim benim Türkiye'nin ilk 8 binlik tırmanış yapan dağcı olmaktı. Türkiye'de benden önce 8 binlik dağları hedefleyen dağcı yoktu. Şimdi böyle bir hedef koydum önüme. 22 yaşında koydum. Şimdi bu hedefi koyunca o hedef küt diye oluyor mu? O hedefi koyduktan sonra o hedefe ulaşacak altyapıyı kurmam lazım. Deli gibi antrenman yapmam lazım. Vücudumu güçlendirmem lazım. Dayanıklı, hızlı hale getirmem lazım. Dağları ve doğayı, her koşulunu, kışını, yazını, gecesini, gündüzünü, fırtınasını, tipisini, çığını, kasırgasını yaşamam ve öğrenmem, içselleştirmem lazım. Tecrübe kazanmam lazım. Yani vakit harcamam lazım. Bu hedefi önüme koyduktan sonra, işte ben 24 yaşında üniversiteyi bitirir bitirmez ilk yüksek irtifa tırmanışımı yaptım Tanrı Dağı'yla. Türklerin en kutsal dağı, Kantengri, 7010 metre. Onun ilk Türk tırmanışını yaptım ve yüksek irtifa dağcına üniversiteyi bitirir bitirmez başladım. 24 yaşında. Bir dağcının güncesi kitabında anlattığım hikaye işte o. 32 yaşında da bu işin son noktası kabul edilebilecek Kaki Dağı'na şerpasız ve oksijen desteksiz tırmandım. 8611 metre. 24-32, 8 yıllık bir süre bu. Geriye dönüp baktığımda şunu fark ettim. O 8 yıllık hayatımın tam 2 yılını, en az 2 çarpı 365 gününü dağlarda bir çadırın içinde bir uyku tulumunda, bazen de bir kar mağarasında geçirmişim. En az 1 yılını, en az 365 gününü 4000 metre irtifanın üzerinde geçirmişim. Bebek yokuşu var burada, küçük bebek yokuşu var, biz Etiler'de oturuyoruz. Her gün bisikletle çıkardım bebek yokuşunu, her gün. Bazen ikisini birden çıkardım, hem küçük bebeği hem bebeği. Şurada spor salonumda bir stepper aletim var, burada da bir çantası var. Böyle basamak aleti. Her gün 1 saat 45-50 kilo sırt çantasıyla çalışırdım. Yani hedefi koyduktan sonra o hedefe ulaşacak şekilde vücudumu da yeniden tasarlamam gerekti. Duygularımı, düşüncelerimi, tecrübemi, bilgi birikimimi de. Onun için de çok ciddi vakit harcadım yani. Psikolojik olarak da çok ciddi vakit harcadım. Disiplin öyle geliyor zaten. Yani siz hedef koyuyorsunuz. O hedefin tabii ki bir takım ön şartları var. O ön şartları yerine getirmeniz lazım. Tabii hedef 8000 koydum ama ben öyle küt diye 8000'e gitmedim. Önce 6 kere 7000'e çıktım. İşte Türkiye'nin en yüksek kış tırmanışını yaptım. Ondan sonra 8000'e gittim. Yani hedef koyunca ve gerçekten bunu istiyorsanız, gerçekten ama samimi bir şekilde istiyorsanız, o zaman zamanınızı, hayatınızı, ilişkilerinizi, eğitiminizi, işte yaptığınız sporu, disiplin, her şeyinizi, beslenmenizi, arkadaş ilişkilerinizi bile, arkadaş çevrenizi bile ona göre değiştiriyorsunuz. Müzik dinlemeye zevkinizi bile değiştiriyorsunuz. Mesela ben herkese şey söylerim. Sakın böyle arabesk, ağlak, kaybeden, biz zaten acıların çocuğu, asla böyle bir müzik dinlemeyin. Evet. Asla asla. Çünkü dinlediğiniz müzik ruhunuza yansır. Kesinlikle. Böyle gerçekten. Ezik müzik dinlerseniz ezik bir adam olursunuz. Ama Eye of the Tiger dinlerseniz, Rocky'nin o meşhur müziği vardı ya. Onun o tarz mesela Madonna dinlerseniz, böyle hani böyle çok insan ruhunu yükselten şeyler dinlerseniz ruhunuz yükselir. Enerjiniz artar. Kesinlikle. Motivasyonunuz artar. Mesela ben yine bu süreçte en zor hedefim K2 Dağı'ydı. K2 Dağı'na gitmeden önce epey bir psikolojik hazırlığımı da yaptım. Tabii ki antrenmanlarımı yaptım. Bir 86 yılında bir trajedi yaşanıyor K2'de. 8 kişi ölüyor. Zirveye çıkanlardan da ölenler oluyor falan. Bayağı büyük bir trajedi. Bununla alakalı Don Airey diye bir müzisyen bir müzik albümü yapmış. Sadece müzik albümü. Triumph and Tragedy diye. Yani Zafer ve Trajedi diye K2'de. Çok güzel bir albüm. Onun ilk bir uvertür giriş bölümü var. Böyle 3 dakikalık falan bir bölüm. O kadar böyle bana iyi gelen ve böyle hakikaten ruhumu böyle yükselten bir şeydi ki her gün evde böyle müzik sesini açardım böyle iyice. Tek başıma oturup o müziği dinlerdim. Her gün bir kere, en az bir kere. Ve K2'de olduğumu hayal ederek, K2'deki o tırmanışı nasıl olacağını düşünerek hayal ederek. O yüzden hani fiziksel, teknik ve psikolojik hazırlık yapmanız lazım. Fiziksel hazırlık bahsettiğim gibi işte bebek yokuşunu çıktım, küçük bebeğe çıktım, stepper'da her gün 1 saat çalıştım, ağırlık çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bu kaba gücünüzü, kaba hızınızı artırmak için.
teknik hazırlık yaptığınız sporda teknik mükemmelliğe erişmek için çok detaylı ve tekrar çalışmalar yapmanız gerekir. Onun için de çok sık dağa gitmeniz gerekir. Çünkü dağın en iyi antrenmanı dağda olur. Burada yaptığım antrenmanlar beni kuvvetli, hızlı kılar ama dağda başarıyı garanti etmez. Çünkü dağdaki çevresel streslerle de başa çıkmayı insanın öğrenmesi lazım. Rüzgar, soğuk, ıslaklık, güneş, düşük oksijen, işte düşük hava basıncı, fırtına, şu bu filan gibi hepsiyle beraber başa çıkmanız lazım ki. Çünkü hepsi birden karşınıza çıkacak. Everest'e gittiğinizde, K2'ye gittiğinizde. Onun antrenmanı da bir tek dağda olur. Şehir antrenmanı artı yazar ama yetmez tek başına. Bir de psikolojik hazırlık. İşte o psikolojik hazırlık. Psikolojik hazırlıksa hedefle aranızda anlamlı bir bağ kurmakla başlar. Neden istiyorsunuz onu? Ben mesela niye 8000'lik dağ istediğimi çok iyi biliyordum. Niye K2, niye Karlı Hopar'ın istediğimi, niye Tanrı Dağı'nı istediğimi çok iyi biliyordum. Benim yaşam hedeflerim vardı ve o yaşam hedeflerim için bunlar ara hedeflerdi. Ve bunlarla ancak yaparsam daha büyük hedeflere gidebilirdim. Dolayısıyla bir mantıklı bir sebebi vardı bunun. Tutkularım böyle, yeteneklerim böyle, içimden geliyor, içim istiyor bunu. Ben istiyorum, yani özüm istiyor bunu. Ben de ona kulak veriyorum ve onun istediğini yapıyorum. Yani yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum bir taraftan da. İşte psikolojik hazırlıkta da hedefi çok yakından tanımak işin özü. Sonuçta bu bir hedef. Ve bunun 1000 tane zorluğu var, sıkıntısı var, riski var, ölüm var, kalım var, sakatlanma var. Karanlığı var. Var da var yani. O yüzden onu içselleştirmeniz lazım. Neyle karşılaşacaksınız? Karşılaşacağınız şeyle zaten başkaları daha önce karşılaştı. Yazdılar, çizdiler, anlattılar. Raporlarını verdiler ya da yazamayacak durumdalardıysa da onlar hakkında başkaları yazdı. Neden öldüler, niye kaza oldu diye. Onları okuyup öğrenerek, hedefi tanımak yani. Sonuçta bir maça çıkıyorsunuz. Rakibinizi tanımanız lazım. İşte psikolojik hazırlığında önemli bir kısmı rakibi tanımak ve bir üst şeyinde de hayal kurmak. Başardığınızı hayal etmek. Ben zirveye çıktım ve geri döndüm, bunu dostlarımla paylaştım, bunun onurunu yaşıyorum gibi. Hani oralara kadar psikolojik hazırlık biraz daha geniş bir şey. Hedefi tanımaktan başardığını hayal etmeye kadar gidecek bir şey. Ama önemli olan hazır olmak. Hazır çıkmak karşısına. O stres yönetimini iyi yapabilmek. Yani stres. Ben şimdi düşünüyorum. Tabii bu benim için yani. Ben stresli bir iş. Hani stresli bir aslında spor değil. Gibi geliyor. Aslında değil. Yani stres. Adrenalinle. Yani. Adrenalin doğru da onun stres. Ben onu stres gibi görmüyorum açıkçası. Çünkü bir kere zaten sevdiğim ve istediğim bir şey. Ve kurallarını çok iyi bildiğim bir şey. O kurallar içerisinde de oynamaktan çok hiç... iyi yetiştirmişsiniz ama kendinizi. Sevdiğim için işte. Tabii ki. Yani bu çok önemli yani. Gerçekten bu çok önemli. Yani yine de stres konusu, hani iş dünyasında stres var. İşte başarısız olma, işten atılma, kaybetme. Dağa gittiğinizde tırmanamama stresi yaşamazsınız ki. Dağa tırmanmanın yolu, dağa koşullar uygun olacaksa tırmanırsınız. Uygun olmazsa vazgeçin, geri dönersiniz. Bir dahaki sefer geri dönersiniz. Bu stres yaratmaz dağcının üzerinde yani aslına bakarsanız. Yani bir zirveye ulaşamamak, tırmanamamak başarısızlık anlamına gelmez her seferinde. Tabii ki başarı deyince evet zirveye o bayrağı ulaştırmak diye klişe bakabiliriz ama bir tırmanışa dağcılardan önce dağın nesnel koşulları karar verir. Dağın nesnel koşulları tırmanışa uygunsa dağcı sadece tırmanışı zorlayabilir. Yok çok ciddi gereksiz riskler varsa, çığ riski, fırtına falan gibi o zaman o riski üstlenmezsiniz. Geri dönersiniz, bu da stres yaratmaz. Yani. Dağcılık ama şu anda son 10 yıldır daha ön planda. Eskiden bu kadar çok böyle şey değildi, ön planda değildi. Şöyle, alpinizm benim zamanımda bütün daha ve diğer doğa sporları 90'larda fışkırdı Türkiye'de. 80'lerde vardı. Ben 88'de başladım. 80'lerin sonunda başladım. Ama 90'larla bu iş çok ciddi yol aldı. O zamanlar dağcılık tarafı, alpinizm tarafı da çok kuvvetliydi. Fakat sonra spor tırmanışı devreye girdi. Yani bu rock climbing dediğimiz indoor ya da outdoor olan spor tırmanışı tabii daha kolay bir tırnak içinde dağcılık branşı. Yüksek irtifa ya da alpinizme kıyasla. Çünkü yüksek irtifa ya da alpinizm için evinizden çıkıp bir yere gitmeniz lazım. Yani Türkiye en azından Aladağlara gitmeniz lazım. Ne bileyim işte yurt dışıysa hele bambaşka maliyetler filan. Ama spor tırmanışı dediğiniz, benim spor salonunda da var bir tane spor tırmanışı duvarım. Yani rahatlıkla indoor yapabileceğiniz bir şey. Bir de dışa dönük. Dağcılık, alpinizm tarafı, yani mountaineering tarafı içe dönüktür. Seyircisi yoktur. Kaya tırmanışı, spor tırmanışı tarafı dışa dönük. Seyircisi var. Başkalarının önünde yapılıyor. Ve ödülü de hemen anında. Yani başardıysan hemen alkış orada. Dağcılıkta öyle değil. Alpinizmde, yüksek irtifada öyle değil. İnsanlar, dünyada da böyle oldu.
spor tırmanışını daha çok tercih etti. Daha kolay yapıyor çünkü. İşten çıktığında hemen ya sokağındaki ya da üç sokak ötedeki spor salonuna gidiyor. Hop hemen tırmanışını deneyimleyebiliyor. Daha alpinizm öyle değil. Daha zahmetli. O yüzden alpinizm inişe geçti maalesef. Bütün dünyada da aslında bir etkilendi ama Türkiye'de biraz daha fazla etkilendi sanki. Çünkü benim dönemimde 7000'lik zirve gören ben daha işte 24-25-26 yaşlarındayken vardı. 7-8 dağcı da vardı o dönemlerde. Çünkü ben başlatınca yüksek irtifa dağcının Türkiye'de hemen arkasından arkası geldi. Takip edenler oldu. Ama bir de şimdi Türkiye Dağcı Federasyonu ve bu Jandarma Genel Komutanlığı saçma sapan bir karar aldı. Dağlara gitmeyi izne bağladı bundan sonra. Yani siz bugün bir Türk çocuğu Ala Dağları, Ağrı Dağı izne bağlıydı da Kaçkara, işte ne bileyim Bolkara, işte Ege'deki bir yere gidecekse valilikten bir önceden izin alması lazım diye. Böyle bir saçma karar olabilir mi? Çok evet. Yani, dünyanın en saçma kararı. Daha gitmesin gençler diye bir şey bu yani. Gerçekten o izin prosedürüyle de herkes uğraşmıyor. Uğraşamıyor bu kadar daha zahmetli gitmesin, bir şeye. İşte saçma sapan şeylerle uğraşsınlar yani. O yani. Hakikaten çok başka böyle bir boyut almaya başladı her şey. Peki siz bu anlamda yeni nesilden umutlu musunuz baktığınız zaman? Vallahi yeni nesil tabii ki umutluyum. Sonuçta yani Atatürk'ün dediği gibi yani bütün ümidim gençliktedir. Çünkü gençlik her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır. Evet. Yeter ki onun eğitimin altyapısını iyi verin. Yani anneden babadan o çocukluk bebeklik terbiyesini güzel alsın. Doğruyu yanlışı öğrensin. Yani iyi kötüyü doğruyu yanlışı işte pardonu teşekkür ederim lütfeni izin istemeyi öğrensin. Sonra okul zaten ona bir hayat altyapısı eğitim veriyor. O da yine eğitim ve öğretim veriyor beraberinde. Dolayısıyla şimdi tabii her ne kadar eğitim korkunç bir hale geldiyse de Türkiye'de yani o PISA sınavlarında filan biz böyle 30 sıra birden düştük aşağıya. Çocuğun okuduğunu anlama, işte matematik, Türkçe filan kendi dilindeki şeylerde. Çok büyük kayıp içerisindeyiz bir taraftan. Evet. Ama bir taraftan da tabii sayılar büyük, nüfus büyük. Bu cep telefonu diye bir şey var. Herkesin elinin altında tablet. Dünyayı da görüyor. Yani Türkiye'deki evet. olan biteni. Tamam bugün 20 yaşında olan bir çocuk iktidardan başka bir şey görmedi hayatında. Zannediyor ki Türkiye bu. Tabii ki Türkiye bu değil. Çok fazla ön plandayız. Evet, Türkiye fazla. Evet. 90'larda efsaneydi. Yani benim mesela her yerde söylüyorum. En büyük şansım 80'lerde öğrenci, 90'larda genç olmakmış bu ülkede. Bu ülkede 90'larda genç olmak çok muhteşem bir şeydi. Yani evet tabii ki kötü şeyler de var. Yani 12 Eylül vardı, işte Uğur Mumcu suikastleri vardı 90'ların başında ama o daha küçük bir alandaki bir mücadeleydi. Daha genelini mutluyduk. Hayatını etkilemiyordu. Evet, mutluyduk. Ama 90'larda genç olmak çok iyi bir şeydi bu ülkede. Bir kere kaç göç yoktu. Önünüze böyle engeller çıkmazdı. Yani bir taraf olan, ber taraf olan diye bir şey yoktu. Ehliyet ve liyakat vardı. Vardı. Yani ÖSYM Türkiye'nin en güvenilir ikinci kurumuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sonra. AKUT da tabii Türkiye'nin en güvenilir kurumu oldu. Ayrı mesele. Laf arası söyleyeyim onu ama ÖSYM, yani bütün bu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezinin sınavları Türkiye'de en güvenilir yerdi. Hiç kimse itiraz etmezdi. Tunceli'den çıkan da biri, Rize'den çıkan da biri, işte Robert Kolej'den mezun olan da biri aynı sınava girerdi. Çalıştıysa Tunceli'den çıkan Robert'liği geçebilirdi. Geçebilirdi, aynen. Ve geçerdi de. Peki, böyle farklı, böyle keyifli sorulara gelirsek. Dünyanın birçok yerine tırmandınız, zirvelerine tırmandınız. Uludağ deyince, Uludağ nasıl bir sizde mesela? Uludağ bana çok keyif verir. Mesela Uludağ'a gidiyorum diyoruz diyoruz mesela. Siz nasıl bir... Uludağ kayak merkezi evet. olarak insanlara evet. çok keyif verir tabii. Ve çok harika da bir kültür vardır yani Uludağ'ın gerçekten. Özellikle İstanbul, Ankara işte bu civarlardaki insanların gidip kendi kültürlerini yarattığı Uludağ'da böyle çok nefis bir düzen var hakikaten. Bu sene gerçi kar yağmadı. Biraz sıkıntıları var. Peki şeyde ne diyorsunuz? Mesela hani biz hep Uludağ diye mesela ben de çocukları kayağa götürüyorum. Ama birçok kayak merkezi var. Benim en çok hoşuma giden Erzincan'daki kayak merkezi Hı-hı. olmuştu. Çok güzel. Hani sosyal tesisler yok etrafında. Orada iklimi de, yüksekliği de çok çok uygun tabii o işlere. Karın durumu, soğukluğu falan da çok çok daha ideal. Yani. Keyifliydi. Siz peki hani bu kadar zirvelere tırmandığınızda neresi mesela görüşünüz? Ya ben sonuçta şimdi tabii Uludağ ya da Erzincan kayak pistleriyle kıyaslanacak bir şey değil yani. Değil. Hani ben genel anlamda hani ya benim gönlümde yatan hep yüksek irtifa dağcılığıydı. Yani kendimi en iyi hissettiğim alan yüksek irtifa. Düşük oksijen, düşük hava basınçlı işte ve çok 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 büyük dev dağlar yani en büyük dağlar. Orada tabii en hani en önemli tırmanışım K2 Dağı tırmanışı. Bence Everest tabii ki önemli.
ilk Türk olmamın yanı sıra dünyadaki ilk Müslüman olması açısından da önemli. Çünkü İran'ın da Pakistan'ın da bizden daha kuvvetlidir dağcılık geleneği. Ama bir Türk çıktı Everest'e ilk defa. Ya vallahi sizi tebrik ediyorum. Bu anlamda bence ülkemiz için çok önemli bir insansınız. Teşekkür ederim. Karlopare mesela çok keyif aldığım bir ünvandı. Ben işte 24 ayda tamamladım 5 tırmanışı. Üniversiteyi bitir bitirmez. Benden sonra ikinci Türkler 25 sene sonra çıktı. 2019'da. Yani işte o Karlopare, Everest, K2, Lhotse tırmanışım da mesela çok çok önemli bir tırmanıştır o da. 98 yılının ilk tırmanışını yaptım. Yani aslında bir grup başladık. Oksijenle tırmandı 5 kişi. Ben oksijen kullanmadım. Ama 2 günlük rotayı bir günde geçmemiz gerekti bir fırtına yüzünden. Kamp atladık yani. 4'ten zirveye gidecekken 3'ten zirveye gittik. Oksijenle tırmananların hepsinin oksijeni bitti. Şerpalar dahil. Ben oksijensiz oraya kadar geldiğim için kendim devam edebilir durumdaydım hala ve 98 yılının işte ilk tırmanışını ben yaptım. İkinci tırmanışını zaten dünyada 106 kişi vardı yani tırmanan. İkinci tırmanışını Lhotse'nin o sene 98'de benim ekibim bir hafta sonra bir daha geldi. Yine oksijenle gittiler ve onu öyle yaptılar. Yani evet öyle çok keyif aldığım tırmanışlarım oldu yani. Mesela dünyanın birçok yerini gördünüz. İlla ki şuraya gidin dediğiniz bir yer var mı? Her yere gidin. Gidebildiğiniz her yere gidin. Neresi olduğu da önemli değil. Yeter ki evinizden çıkın, mahallenizden, sokağınızdan, apartmanınızdan, ilçenizden, ilinizden, bölgenizden çıkın, başka bir yere gidin. Yani Türkiye içinde de seyahat edin. İran'a gidin mesela, hemen çok rahat gidilir. İşte Yunanistan'a, Bulgaristan'a gidin, ne bileyim bir vize meselesi varsa. Ama yeter ki seyahat edin. Ben 28 yaşında 7 kıtayı da görmüştüm. Antarktika, Avustralya filan, Afrika hepsine gitme fırsatı oldu bu 7 zirve projesi çerçevesinde. Bugün de 100'ün üzerinde ülke gördüm. Yani 100'ü geçtim bugün itibariyle. Seyahat etmek müthiş bir şey. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız seyahat edin diyorum herkese. İnsanın görüş açısını, bakış açısını değiştiriyor. Acayip değiştiriyor. Bir anda ufuk açılıyor ve kimseyi yargılamamayı, ötekileştirmemeyi, her şeyi herkes olduğu gibi kabul etmeyi insan öğreniyor. Bu zaten çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Olduğu gibi kabullenmeyi öğreniyoruz. Bu ancak yaş olgunluğuyla gelebilir bir şey. Ama seyahat ederseniz daha erken gelir. Doğru. Gerçekten öyle. Mesela hobi çok güzel bir şey. Bir insanın bir şeyle uğraşması. Çok. Ama maddi ve manevi zamansızlıklar da olabiliyor. Bu anlamda hani önerebileceğiniz bir şey var mı? Mesela ben şu anda seramikle uğraşıyorum. Harika. Çok da keyif alıyorum. Ve mesela psikolojik olarak da çok böyle beynimin boşaldığı bir şey. Çok büyük paralar da vermiyorum mesela şu anda. Hani çünkü her şeyi biz insanoğlu verip maddiyata ve zamansızlığa vuruyoruz ya. Onlar bahane. Bunun için onlar mesela, bahane. Evet. Şimdi seyahat etmek özünde bir bütçe meselesi değil, kültür meselesidir. Hobilere sahip olmak da bir bütçe meselesi değil, kültür meselesidir. Sıkıntı bizim kültürümüz buna müsait değil. Biz seyahat etmeyi yücelten bir anlayışta değiliz. İşte oğlum icat çıkartma. Deriz mesela. Aynen. Ya da sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi deriz mesela. Böyle aman uğraşmayalım, bulaşmayalım bir halimiz var. İyi bir şey değil tabii ki bu. Halbuki çocuk dediğin ilgili olmalı, meraklı olmalı, atılgan olmalı, ona bakmalı, buna bakmalı, bunu denemeli, şunu tatmalı, buna gitmeli, sormalı, araştırmalı. Yani ama onun için de çocuğu öyle güdülemek lazım. Çocuk ilgili ve meraklı bir şey olması gerekiyor. Denemesi lazım. Yani işte hobi ne nasıl olacak? Hobi deneyecek, hoşuna giderse devam edecek. Hoşuna gitmezse vazgeçecek. Sonuçta hepimizin günü 24 saat. Haftası 7 gün, ayı 30 gün. Herkesin zamanı sınırlı. Ve insanın en kıymetli şey zamanı. Çok. Dolayısıyla bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Bu zaman sınırlı. Ama zaman da durmuyor, koşarak gidiyor. Yani ben şimdi 55'im ama pat küt yarın 60 yaşında geleceğim. Bir anda. Çok yani hiç geçiyor. Bir anda yani. İleride tabii hesap yapmak lazım. Hedef koymak lazım. Plan yapmak lazım. Şimdi çocuğun hayali, hedefi, tutkusu olacak ki plan yapacak. Önüne bir şey koyacak. Ona ulaşmak için de bir düşünecek ya. Nasıl ulaşacağım ben buraya diye. Nereden kaynak bulacağım? Nereden geliştireceğim? Kime akıl danışacağım? Neyi nasıl yapacağım? Gibi. Ama bunun için de yaşam hedefleri olması gerekiyor. Şimdi yaşam hedefi olabilmesi için de insanın içinde bir takım işte ilgi, istek, merak, tutku, bir o gözde kendisini aşmak ve kendisini geliştirmek arzusu olması gerekli. Bunun da toplumsal kültüre oturması en önemli konu. Ben hep şunu söylüyorum. Okullarda önce ahlaki eğitim verilmeli. Eskiden din kültürü ve ahlak bilgisiydi o. İşte. Ahlak bilgisi kaldırıldı. Din kültürü adı altına gidiyor. Böyle olduğu zaman da maalesef sapkınlıklar... O zaman hiç çünkü sure ezberlemeye dönüyor. Zaten ne dediğini anlamıyorsun ki.
Evet. Yani Arapça bir şey ezberliyorsun. Ne diyor ki o acaba? Ne diyor işte? Ya bunu bugün bakın lazım. Çıkalım dışarıya. 10 milyon kişiye soralım. Fatiha suresinin anlamını soralım. Fatiha herkesin sular seller gibi bildiği. Ya herhalde 5 kişi falan söyleyemez anlamının ne olduğunu. Çünkü açıklama verilmiyor. Sadece okuyun. Arapçadan okuyun. Yani. İşte o zaman olmuyor. Yani olmuyor. Sonuçta dilin fonetiği var, semantiği var. Yani dilin bir tınısı var evet ama asıl anlamı var onun. Bizim için önemli olan anlamı. Kesinlikle. Bunu böyle ritim dinlemiyoruz yani biz burada aslında. Ritim değil. Adam maç anlatsa Arapça gene böyle huşu içinde. Kutsal olan Arap dili değil ki. Kutsal olan Kur'an'ın kendisi. Yani. Geçen bir tane haberlerde yaşlı bir amca minibüste iki tane işte sevgili öpüşüyorlar diye. Adam çok hoşuma gitti gerçekten. Diyor ki burası yatak odası değil. Lütfen diyor öpüşmenizi burada yapmayın diyor. Hani burada biz varız ya yani kocaman hani ben sizin diyor dediğiniz yaşınızdayım. İşte ahlak bitti. Hani nerede bizim o zaman dini yönetimimiz baktığınız zaman değil mi? O yüzden çok sorgulanacak şey var aslında. Çok böyle geriye doğru gitmeye başladık. O yüzden Allah sonumuzu hayretsin. Ne diyeyim yani? Peki günümüz dünyasını nasıl buluyorsunuz? Vallahi günümüz dünyası biraz sıkıntılı. Çünkü hem bu küresel ısınma, küresel iklim değişikliğinin getirdiği korkunç riskler ve tehlikeler var başımızda. Bir de artık savaş diye bir şey girdi hayatımıza Rusya ve Ukrayna'yla. Yani Rusya ve Ukrayna birbirine girdiyse başka ülkeler de girebilir. Gibi bir durum var ortada. Hele şimdi Yunanistan'ın böyle çılgınlar gibi silahlandığı, Amerika'nın işte Rusya'ya karşı Yunanistan'a yeni müttefik belirleyip bütün silah yığınağını Yunanistan'a kurması ama Dede Ağaç'a kurdu. Direkt bize karşı kurulmuş gibi duruyor bir taraftan da. Yani biraz tehlikeli bir süreç Türkiye'yi bekliyor ve maalesef Türkiye'de doğru düzgün bir liderlik yönetim de yok. Bir devlette bir birlik beraberlik de yok. Ve bu koşullar altında hem küresel ısınma gibi çok zor ve bütün dünya için çok zor yönetilecek bir sürecin içine doğru ilerliyoruz. Hem de bir taraftan bayağı bir savaş var etrafta yani savaş tamtamları çalıyor bir yandan da. Yani güvenli değiliz. Böyle bir iktidarla böyle bir süreci sağlıklı yönetemeyiz. Mutlaka tekrar Atatürkçü bir iktidarın, laik ve çağdaş bir iktidarın gelmesi lazım ki bütün bu riskli ve tehlikeli süreçleri ortak akılla ve Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri merkeze alınacak şekilde yönetebilelim. Burada çok güzel bir harita var. Evet, Türkiye toprak haritası bu. Siz herhalde her gittiğiniz... Akut'un bir gezici deprem eğitim projesi vardı. 81 ilde dolaştığımız. O süreçte aldık bütün bu toprakları. Yani yakın çekim de alacağız birazdan. Tabii tabii. 3 tane var bundan. Biri Ankara'da, Genelkurmay Başkanlığı'nda bize hediye ettik büyük anıt zamanında. Bir tanesi bende, bir tanesi Akut'un genel merkezinde. Muhteşem. Yani özellikle Mardin, Mezopotamya, kırmızı böyle çok böyle bereketli bir toprağı var orada. Çok gerçekten her şehrin de başka renkte yani toprağı. Çok ilginç. Evet. Ama hani onu 50 metre yandan alsanız başka renk cümbüşü olurdu. Yani çok güzel gözüküyor bence. Çok güzel. Çok güzel bir fikir. Evet, evet. Yani çok başarılı bence de olmuş. Peki estetikle alakalı, şimdi biraz böyle estetiğe, işimiz güzellik, çok böyle hani güzel olan şeylerden bahsediyoruz. Güzel olan olmayan, her şey bizim için. Estetik, günümüzdeki estetiği nereye koyuyorsunuz? Türkiye bu anlamda çok böyle yüksek bir ivme kazandı estetik anlamında. Kore'ydi biliyorsunuz, Kore'ye gidiyorlardı, Kore cennetiydi. Estetik cennetiydi Kore bu anlamda. Şu anda Türkiye. Ne düşünüyorsunuz? Valla yani Türkiye şu iktidardan bir kurtulsun. Türkiye bütün sektörlerde çok büyük fışkıracak, büyük büyüyecek yani. Bütün sektörlerde. Evet. Yani diş, saç, göz ve estetik konusu zaten şu anda bütün bu coğrafya buraya akıyor. Çünkü hem her bütçeye göre ve kaliteli hizmet alabiliyor. Doktorlarımız çok iyi. Gerçekten tecrübeli. Yani ben çok... Çok ciddi bir tecrübe birikti bir kere. Kesinlikle. Bunca zaman içerisinde. Evet. Mesela yurt dışındaki şu anda fuarlara katılıyorum. Sağlık fuarlarına. Gerçekten yani. Bizim doktorlarımız muhteşem. Tecrübeliler. Gerçekten öyle. Bilgi konusunda da çok tecrübeliler. İlim konusunda da öyle. Ama işte baktığımız zaman şimdi şunu diyorum. Geçen bir haber spikeri de diyordu bunu. Koca koca memeli insanlar ama işte göğsüne kitleyle gezip doktor bulamayacak insan hale geleceğiz diyorlar. Bu da aslında çok üzücü. Baktığımız çok zaman. Çok çok üzücü. O yüzden güzel ülkemin çok güzel doktorları var. Kıymetini bilmek gerekiyor. Kıymetini bilelim. Estetik yaptırdınız mı? Saç ektirdim. Çok başarılı oldum. Göz ameliyatı oldum. 6,5 numara miyoptum ben çünkü. Aa. İki de astigmatım vardı. Ya yani Everest'te kontak lensle çıktım. Oo.
Sonra kemotrofide de, ertesi sene kemotrofide de Kalimantan'da gözlerim enfeksiyon oldu. Jungle, çamur, toz, toprak, bilmem ne şey, yağmur, mağmur, sürekli böyle şey, tropik ortam. Orada da böyle işte bir sürü de boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz yani. Mücadele etmişsiniz resmen. Döner dönmez ameliyat olacağım ben dedim. Hemen 97 oldum yani. Ama saçınız muhteşem olmuş. Evet, gerçekten ellerine sağlık vallahi. Doktor. 25 sene önce bu kadar saçım yoktu valla. Muhteşem. Yani gerçekten biz de o zaman bunu Hairfiller TB500'de daha çok güçlendirelim. Valla önemli olan insanın kendisiyle barışık olması. Evet. Herkes bir kere yaşıyor, bir tane vücudu var. İster dövme yapar, ister piercing yapar, ister saç ektir, ister ne yaparsa yapar. Onun bileceği iş yani. Yani o yüzden ben herkesin kendi bileceği, kendi tercihi. Nasuh Bey, çok keyifli bir sohbetti. Yani gerçekten çok bence mutlu öyle. Oldum ya. Çok öyle güzeldi. Çok sağ olun bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi tanışmak çok büyük bir keyifti. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Herkese merhaba. Bugün dağları tepeleri aşmak. Madonna dinlersiniz. Yani çok güzel bir dağları. Özellikleriniz.